Akşamdan beri bugün video çekmeyi düşünüyorum. Çok motive oldum birdenbire. Ama sabah regl oldu ve karnım çok ağrıyor. Sıcak su torbasının kapağı sıkışmış ve açılmıyor. Harika. Bu tepsiyi çok seviyorum. Yatağımı bile yapmadım. Beni bilen bilir. Bu büyük bir şeydi. Bu eve yerleştik yerleşeli. Doğru düzgün bir video çekmemiştim. Bu evde böyle yerleşmiş halde video çekmek için çok heyecanlıyım. Bunu görmediniz. Yatağım prone yapılı değil ama böyle adam. Tatlış. Burada bir şey daha söyleyecektim. Ne söyleyecektim acaba? Anlatıyorum şimdi bir dakika. Telefona çok bakıyorum. Gerçekten çok telefonda vakit geçiriyorum. Kendime dedim ki telefonda madem vakit geçirmek istiyorum. O zaman telefonda vakit geçirecek verimli bir şey bulabilir miyim acaba? Hani telefondaki zamanımı nasıl değerlendirebilirim daha iyi bir şekilde diye düşünüyordum. Bulamadım yapacak bir şey. Emma'nın podcastini dinliyordum. Ben bunu düşündükten sonra tam. Emma dedi ki telefonuma dil uygulaması indirdim. Telefona bakmak istediğim zamanlarda onu açıyorum. Oradan dil egzersizleri yapıyorum dedi. O kadar mantıklı geldi ki ben de dün akşam Duolingo indirdim. Bütün gece onunla uğraştım. Fransızca tabii ki. Kombinimin komikliği çekti. Yatağımı yapmadan daha fazla dayanamadım ve yatağımı yaptım. Bu arada elim geldi. En sevdiğim derdi. Çok heyecanlıyım. Journal yapacağım. Dergi okudum birazcık. Keşfettiğim bir şey söyleyeceğim. Öyle revolutionary bir şey değil. Bu affirmationları yazarken ben internetten bakmayı çok seviyorum. Çünkü çok güzel böyle nokta atışı onaylamalar oluyor. Şey yaptım. ChatGPT'yi açtım ve spesifik olarak ne konuda yazmak istediğimi yazdım GPT'ye. Bu konuda onaylamalar söyle bana dedim. Ve onunla ilgili bir sürü onaylama sıraladı. Şu anda yemeğimi yiyeceğim. Size gösteriyorum hemen. Tavuk, bulgur pilavı, acı turşu. Dağınık masam. Akşam yemeği üstüne kendime kahve ve tatlı hazırladım. Tatlı hazırladım derken bir şey yapmadım yani. Ve kahvem. Akşam kahvesini de seviyorum. Yapacak hiçbir şey yok. Hani ilk kahveyi batırıp tiramisu'ya yiyor gibi düşünce. Batırıyoruz. Günaydın. Şimdi uyandım. Şimdi kahvaltı hazırlayacağız. Sonra dışarı çıkacağız. Leyla ile buluşacağız. Şimdi bu çilekle çok iyi yıkamamız lazım. Çünkü burada kahve olacak. Burada çilekler temizlenecek. Bu sırada yatağımı yapacağım. Şimdi canım dostlarım. Güzel bir şey paylaşmak istiyorum. Ben dün kendime bir el söyleyeyim. Biliyorsunuz ki ben elde Nisan ayı boyunca staj yaptım. Açtım, okudum yarısına kadar. Okudum, okudum, okudum. Ve sonrasında bu sayfaya denk geldim. Bu sayfada ne var ki diyebilirsiniz. Harika bir sayfa olması. Yani enerjisinin aşırı yüksek bir sayfa olması dışında. Anneannem evi yoğurdu yapmış. Afiyet olsun. İkinci kupa kahvemi içerken sizinle bir konuşayım istedim. Geçen gün tırnağımı yaptırdım. Buyurun. Hoca kısmı çok güzel oldu. Ama etlerimi görüyor musunuz? Hep yara şiş. Çünkü manikürümü çok derin yaptılar. Ve canım o kadar yandı ki. Neyse ki iyi insanlardı. Çok tatlı insanlardı. Yani böyle şeyler çok normal. İade ettiler bütün ücreti bana geri. Biraz üzüldüm ve suçlu hissettim ama gerçekten canım çok acıdı. Farkındaysanız. Hep kabuk bağladı buralar. Söylemeyeceğim de. Nerede yaptırdığımı hani kötü bir yorum yapmış olmamak için. Şimdi giyindim. Ama çok emin değilim. Kazanmış.
kazağımı şöyle yaptım. Böyle sanki daha güzel oldu. Of, aynam çok kötü, çok utanıyorum sizden. Sileceğim, söz veriyorum. Böyle ya kazak. Biliyorsunuz. Bu kadar. Kıyafetimi seçtim. Şimdi 15 dakika için cildimi ve saçlarımı halletmem lazım. Küçük tuvalete getirdim sizi çünkü burada çekmek daha kolay olacak. Zaten bildiğiniz 3 tane şey kullandığım için kolay olacak. Öncelikle CeraVe. Köpüren temizleyicisi. Bunun mavisi var. Nemlendiren temizleyici. Ama aynısının mavisi. Bunu da kullandım ama o köpürmüyor. Bana bu daha çok işe yarıyor. Daha temiz hissediyorum köpürünce. Ne alaka bilmiyorum. Bunu kullanıyorum. Bunu da kutu kutu bitirdim. Onunla yıkadıktan sonra hemencecik bunu sürüyorum. Bunun da böyle kutuda olanını da kullandım. Ama o biraz daha hafif. Bu biraz daha yoğun geldi bana. O da çok güzeldi. İkisinden de çok memnunum ama bunu kullanıyorum. Bundan bir tane bitirdim. Bu ikincisi şu anda. Bu bayağı bir gidiyor uzun süre. Annem bunun cilt bakım kremi olduğunu görmemiş. Çünkü zaten bu vücuda da sürülüyor. Ama ben sadece yüzüme sürüyorum. El kremi olarak kullanmış bayağı bunu. O yüzden daha da çabuk bitti. Ona rağmen uzun süre gitti. Çok memnunum ben. Çok basic benim rutinim gerçekten. Sonrasında da güneş kremi sürüyorum. Bunu zaten artık sürmeyen yok. Roche'un 50 faktör. Bunun tinted olanı da var. Bunu alacaktım ama sonrasında cildime başka bir renk istemediğime karar verip normalini aldım. Tinted olanını da denemek çok istiyorum. Deneyenleriniz varsa aşağı yazarsanız çok sevinirim. Merak ediyorum. Bu üçünü yapacağım. Ondan sonra da makyaj yapacağız. Yüzümü ıslattıktan sonra şu kadar. Şeffaf olduğu için gözükmüyor. Şuraya kadar görmüşsünüz. Biraz az su eklemişim. Buralarından akmasını hiç sevmiyorum. Şey alacağım, sporcular bileklerine havlu gibi bir şey takıyorlar ya. Püf nokta, cildimi soğuk suyla yıkamak. Buz gibi bir suyla yıkıyorum. Sabaha akşam fark etme. Ben o kadar alıştım ki soğuk gelmiyor bana artık. Yüzümü havluyla kurulamıyorum. Evet, dişlerimi fırçaladım şimdi. Yüzümü nemlendireceğim. CeraVe'nin az önce gösterdiğim nemlendiricisini sürüyorum. Bunda güzel cildime masaj yaparak yediriyorum. Onun için belli hareketler var. İşte şunun gibi. Görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur. Cildimi sürdükten sonra da olmazsa olmazım güneş kremi. Gerçekten cilt bakımımın güneş koruyucu dışında da bir parçası bu. Çok seviyorum. Cildim de çok seviyor gerçekten bu güneş kremini. Makyajımı yaptım. De parfümü falan sıkacağım. Bu da bitti. Dibine sıkacağım artık. Kolyelerimi falan tak. Fener'e geldik. Konuşuyoruz. Oje sürüyor. Bir dakika. Siliyor ve sürecek. Evet. Hem silip hem sürdüğünü göstermek istiyorum. Kırmızı oje çıkartacağım dışarıda şu an. Çok stresli. Bugün evet. Bugün pembe sürmen gerek. Sürece tişörtümle uyumunu göstereyim. Ben bu arada ojeyi alacağım senden. Ben tırnaklarımı yaptırdım ve manikürü kadın. Neyl artı 200. Neyl artı 200. Neyl artı 200. Birlikte gitsen. Ben kendimi öldürdüm. Evet, ojenin numarası kaç? Görüşürüz artık. Bunu unutmuşum bu arada. Parmak unutmuşum. Benim her videomda oje sürme anı var dışarıda bir yerde. Sohbet ederken oje sürüyorum. Çok güzel oldu. Ojemiz pastelin. 149 numarası. Çatım. Aynen öyle. Nokta. Pazar geldi iş adamı. Ekmek yeni var mı? Maalesef. Doğrusu orası. Neye attın? Diğer.
Ne yaptınız çöpünüzü? Ne yaşıyorsunuz? Aa, ne kadar az kalmış. Gerçekten yetmeyecek ha. Saat şimdi 10. Eve geldim. Biraz uykum geldi açıkçası ama bugün Aile vardı, izliyor musunuz bilmiyorum ama ben son birkaç bölümdür izlemiyorum. Neyse şimdi eve geldim. Pijamalarımı giyip çay falan yapıp dinleneceğim. Çok keyifli bir gündü bugün. Çok mutluyum. Günaydın dostlarım. Gözlerimin altları simsiyah çünkü dün maskaramı sildiğimi düşünmüştüm ama tam silmemişim galiba. O yüzden yani onu görmezden gelin. Çünkü gözlerimi birazdan sileceğim ama şu anda çok önemli işlerim var. Çünkü Moya'nın yeni videosunu izliyorum. Dün akşam yatmadan önce görmüştüm ama dedim ki ben bu videoyu sabah uyanacağım. Kahvaltımı edeceğim ve kahvemi hazırlayıp izleyeceğim keyifle. Ve tam şu an o keyif yapmaktayım. Mutluyum. Moya'nın Los Angeles videosu. Zaten Moya'yı izliyorsunuzdur diye düşünüyorum hepiniz. O yüzden bir söylemek istedim. Kombinim harika. Leopardlı pijamalarımla. Üstümde beyaz tişörtüm. Şurada kahvem. Hazırlanıp çıkmam lazım. Bankaya gideceğim. İşimiz var ama ondan önce bir şey yiyip öyle çıkmak istiyorum. Dostlarım şimdi hazırım. Farkındaysanız bugün makyaj yapmadım. Çünkü bilmiyorum canım istemedi. Cilt bakımımı yaptım. Ama makyaj yapmayacağım. Saçlarımı düzleştirecektim ama geç kalmak istemiyorum bankaya. O yüzden düzleştirmeyeceğim. Böyle gideceğim. Yağmurluğumu alacağım. Çünkü yağmur yağacak gibi gözüküyor. Ellerim biraz iyileşti. Parmağım acıyor. Şurada çıkıyoruz. Merhabalar, merhabalar. Görüyorsunuz ki pijamam giydim. Şu anda patlıcan salatası yiyorum. Harika ötesi. Şimdi birazcık günlük de yazacağım. Sonra kalkıp hazırlanacağım. Çünkü Hazar'la buluşacağız. Bir günlük yazma konseptine başlamayı düşündüm kendi kafamda. Ve onun tanıtımını kendime yazacağım. Hazırlanıyorum. Bir yandan müzik açık ama hemen süreceğim. Açı birazcık saçma, farkındayım ama. Biraz makyaj yaptım. Şekli birazcık yamalı topladığım için.